Yarışan biri. Ya bir şey itirazım var. İtirazım. Yarışan. Hayır, değil mi? Çitre diye bir Türkçe kelime yok. Türkçe kelime yok. Evet. İtirazım var. Bu hayır, yanlış bir soru. Çitre Türkçe değil. Yok, kim diyor? Kim diyor? Çitre diye bir hayvan var. Bakın abi Türk Dil Kurumu'na. Öyle bir şey. Çitre diye bir Türkçe kelime yok. Ben kusura bakma. Şöyle Türkçe zannettim. Özür dilerim. Hayır, sivrisinek değil. Bit. Aslında onu su bitir. Yarışmada problem var abi. Ya birinci soru da beklemiyordum sevgili izleyenler. Çok şey bekliyorduk ama. İhsan Bey bu soruyu niye bu kadar rahat karşıladı? Ben söyledim. Çünkü Hazade hemen söyledi. Bu dedi sivrisinek dedi. Çitre, dedim hatırladım. Sizin bir şaşırmanız lazım abi. Bu çitre değil hayvan yok mu mesela? Çitre oldu çok belliydi. Hiç şaşırmadık. Çitre böyle mi yazıyor? Çitre. Hep hadi çitre bakayım deniyor orada. Şu an size, arayın Dominik'te herkes çitre diyecekti. Çita. Hayır çitre. Dominik'te herkese arayın Esat Bey. Çitre diye bir hayvan çitre yok. Diyecekler. Evet, İspanyolca bir hayvanmış. Çok güzel. Tamam. Kusura bakmayın. Tamam. İspanyolca çalışamadık. Evet. İspanyolca yarışmamıza gelmeden önce bilseydik kursa falan giderdik. Ama hayvan hepimiz biliyoruz ve çitre. Abi yani çok güzel. Yok tamam, öyle bir yeni hayvan. Yeni bir tane sıralama sorumuza evet vardır diye düşünüyorum. Bir şey söyleyeceğim. İlk önce başlamak çok büyük avantaj değil. Ben başlamak istemiyorum. Kaybettiğimi kabul ediyorum. Ama bu olay şöyle bir olay. Kusura bakmayın. Bize yapılacak muamele şimdiden gördük. burada birisi burada bir şeyler dönüyor yani. İlk soru İspanyolca. İspanyolca soru geldi. Bir şey söyleyeceğim. İlk soru İspanyolca aldık. Hem değil buyurun başlayın. Ya bir şey söyleyeceğim. Buyurun. TV8 çatısı altında. Evet. Şimdi birine bir kıyak yapılacak olsa bize mi yapılır, karşı tarafa mı yapılır? Burası belli. Yani burada böyle bir şey genel nasıl rahat karşılar? Genel bir şey çavuştanı derler. Lütfen. Bak Survivor'da da bunları yaparak zaten finale kadar gitti. Gerçekten. Şey yok. Hani bu tip komplo teorileri kurarak gitti. Abi burada bir şey yapılacaksa, abi çok iyi eğlendik değil mi diye demek için sonradan bana yapılır. Sonra da denir ki Acun abi biz her şeyi eğlenmek için yaptık denir. Bence bana yapılır. Şey yapılmadı abi. Ama şu anda bir şey yapılmadı yani. Böyle bir şey yapılabilir ama şu an fare olsa daha doğru olurdu. Fare daha doğruydu. Fare daha doğru. İlk başlamak ama oyunu görmek daha avantajlı onlar bir durum bence. Başlamamak. Çitraymış yok ya. Eser Bey biz bir program boyunca bunun bedelini ödemek istemiyoruz. Yani gerçekten hani tekrar bir soru varsa tekrar bir soru alalım. Baştan başlayalım. Hayır, siz başlayın biz İspanyolcumuzu geliştireceğiz bir dahaki oyunda. Ya, tamam. Abi inanamıyorum yani. Kusura bakmayın. Evet hazırsanız Survivor Extra yarışmamıza başlıyor. Harika cevaplarıyla direkt kazandılar çitre diyerek ve mükemmel bir şekilde yarışmaya başlıyoruz. Survivor Extra olarak hazır mıyız abi? Ben hazırım. Evet hazırsak ilk sorumuz gelsin bakalım. Köpeklere öğretilen komutlardan biri nokta noktadır. Cevapları görelim. Bekliyoruz. Süremiz başladıysa. Gel. Gel. Oyna. Oyna. Yat. Yat. Evet. Otur. Otur. Bravo. Git. Git. Yuvarlan. Yuvarlan. Koş. Koş. Doğrul. Doğrul. Kalk. Kalk. Kolay düşün. Evet, evet. Kalk. Koş. Koş. Dön. Dön. Bravo. Ye. Ye. Yeme. Yeme. Sen ne istersen. Çabuk 4 saniye kaldı. Gömül. Gömül. Bitti. Yuvarlan. Tamam. Bitti. Getir. Yapamaz. Hazır mısınız Acun abi? Evet hazırım. Tamam hadi. Getir. Getir. Evet 50 puan aldık. Sonucu söylüyorum. Evet Acun. Yapma. Yapma. Evet. Yap. Ama 50... 50 puan aldık olsun zaten. Şimdi biz oradan sırada... 50 puan aldık değil mi? Oradan 50 puan evet. Çaldık. Şimdi sırada bizim sorumuz var. Bir dakika önce bu Y neymiş ona bir bakalım. Yut. Y neymiş? Yut. Var mı tahmini olan? Efe? Yürü. Aa. Yürü. Yürü mü? Yut mu? Yürü olsaydı bırakırdım. Yut. Neymiş? Yeme. Yeme. Onu söyledim ona. Yakala. Yakala. Aa, doğru hadi. Yakala. Kolay yani. Kolaydı kaçtı aslında. Basit. Yakala olabilirmiş. Yakala. Ama tabii köpeğin buradaki cinsi de önemli herhalde. Yakala biraz agresif oldu. Sen Fino yakalarsa yakala. Tamam bir şey yakala. Abi burada da İspanyol köpekleri falan yani oralarda değiliz daha ya. Keçten. Yakala şunu yakala. Fino da yakalar abi atar. Biz puanımızı aldık ama kaça kaç? Biz kaç puan aldık Eser Bey? 250'ye 50 şu anda ama evet. Zaten bizim sorumuz var. 250 puanımız var. Temiz. Hepsini Sertim. Bilirsek de. 250 puan bize hepsini yeter. Hepsini bilirsek 500 puan bonus kazanıyoruz. Hazır mısınız Esas abi? Banu Gökhan sorumuz geliyor.
bir televizyon stüdyosunda nokta 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 görülebilir. Cevapların baş harflerini alalım. Süremiz başladı Acun. Kamera. Kamera. Işık. Işık. Ses. 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 Mikrofon. Montaj. Kameraman. Kameraman. Spot. Spot. Banu. Masa. Masa. Sahne. Sahne. Gökhan. Stüdyo şefi. Stüdyo şefi. Son iki tane kaldı. 15 saniyemiz var. Pas. Mercek. Mercek. Sunucu. Sunucu. Bir tane daha bonus olabilir. Evet, tamam. Full yapamadılar. Bir tane alt kaldı. Hemen düşün. Rahat abi, konuşabilirsin. Murat abi gel. Zaten kulaktan söyleme gerek yok. Evet. Normal konuşabiliyorsunuz. Yani sırlarını anlat kulağa. Tamam olsun, moderatör bir tane kaldı. 50 puan. Bence o, ben doğru söylüyorum. Doğru. 50 puan var, alalım onu İsa. İyi düşün. Öncelikle, takımın söylediklerinden sonra... Ama sonra bana kızmayacaksın. Hayır hayır kızmak. Ama niye söylemek tabii. Anlat, sıkıntı yok. Öncelikle bu soruları hazırlayan ve bu soruyu Acun Medya'ya soran arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir televizyon stüdyosunda ne görülebilir sorusu güzel bir soruymuş. Evet. Bize bir köpek sorusu, onlara bir televizyon... Bravo. E tamam, bil o zaman. Yani, bil o zaman. Söyleyin de tamam, bil o zaman. Bu meyil madem kolay soru, bil işte, al puanı. Emin değilim ben, tabii ki ama ben de Hanzade'yle bu arada. Ben sizde şu an kesin bilmek zorunda. Elimizdeki alternatiflerdeki en iyi seçenek yani. Söyleyin abi. Buyurun. Makyöz diyoruz. Sevgili Hanzade. Evet bakalım. Abi. Gelmiş stüdyoda makyöz görür müyüz? Makyöz. Buyur. İnsan bir şey merak ettim. Sen soruya itiraz ettin. Herhalde kolaydı, itiraz ettin değil mi? Evet. Niye bilemedin? Zaten kameramanı bakınca da görüyoruz. Tamam, tamam, bilemedin oraları ya. Oraları çok rahat bilebilirdik ya. Tamam, bilseydin o zaman alsaydın puanı. Bir daha söyleyebiliyor muyuz mesela? Abi söyleyebiliyorsun ama puan kazanamıyorsun. Ben bir tane bir şey diyeceğim ne ama. Ne diyeceksin abi? Böyle şimdi sunucuyla aynı şey aşağı yukarı ama M diye moderatör diyorum ben. Moderatör sunucu varsa olmaz bence, olmaz. Zaten o... Nedir M? Monitör mü acaba? Monitör. Monitör. Monitördü. Evet. O kadar... Abi önce bir şey yapacağını, çirkinleşeceğine önce bir cevaplasaydın da bir şey olsaydı insan ya. Bildikten sonra çirkinleşti. Daha çok çirkinleşeceğiz ama şimdi değil. Ne dedim? Şey evet, anladım. Soru kolaydı diyor, kendi bilemiyor. Karşısında zaten moritör bize diyor ki torpil yapıldı diyor. Kolay soru ya diyor, kendi bilemiyor. Komediye bak. Evet. Baş tarafı bir dahaki sorusu TV8'in programları mı olacak mesela? Hayır, 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 hayır. Öyle bir şey olmayacak. Ben merak ettim. Hayır, hayır, öyle bir şey yok. İhsan Bey daha programın başında bu kadar yükselmenize hiç yükselmedim. Hayır, öyle bir şey olursa ben Survivor Extra'da konuşulan evet, yarışmacılar diye size sorarım. Hani öyle şeyler yaparız. Ya. Extra bir şey yapıyor zannediyorsunuz. Adamızdan doğal hali bak. Ne kadar sakin söylüyor. Ne kadar zan altında bırakıyor bizi. Daha evet, daha çok başındayız sevgili yarışmacılarımız. Ben gelirdim. İki takımın iddiasını anlıyorum ama herkes birbirine bu kadar yüklenirse 100 dakika sonra ne yapacağımız belli olmaz. Lütfen İhsan Bey.